Hava gerginlikle yoğun ve bu sadece dumandan kaynaklanmıyor. 5 Eylül 2024'te Türk sigara içenler yeni bir gerçekle uyandılar. Sigaralar daha da pahalılaştı. Bu ilk sefer değil ve muhtemelen son da olmayacak. Birçokları için sigara sadece bir alışkanlıktan daha fazlası, günlük hayatın bir parçası, bir teselli anı. Şimdi bu ritüel daha pahalıya mal oluyor. Rakamlar çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Genel olarak sigara fiyatları tırmandı ve sigara içenleri daha ince cüzdanlarla baş başa bıraktı. Sigarayı caydırma ve vergi gelirlerini artırma ihtiyacını gerekçe gösteren hükümet, önemli bir artış gerçekleştirdi. Birçokları için bu, günlük sigaralarını karşılayabilmek için diğer harcamalardan kısmak anlamına geliyor. Bir zamanlar sigara işlemleriyle dolup taşan büfeler, şimdi daha tereddütlü müşteriler görüyor. Hükümetin mesajı açık, sigara içmenin bir bedeli var. Ancak birçok Türk sigara içicisi için soru şu: ne kadar ödemeye razılar? Sigara ile eş anlamlı bir isim olan Marlboro, ateşi hissediyor. Türk sigara içenleri arasında temel bir ürün olan ikonik marka, önemli bir fiyat artışına tanık oldu. Bir diğer popüler marka olan Parliament da fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı ve birçok sadık müşteri, marka sadakatlerinin fazladan maliyete değip değmeyeceğini merak ediyor. Bu fiyat değişiklikleri, sigara içenlerini zor seçimler yapmaya zorluyor. Tercih ettikleri markalara bağlı kalıp maliyeti mi karşılayacaklar, yoksa daha ucuz alternatifler mi arayacaklar? Fiyat artışı bir labirent ve Türk sigara içenleri bu labirentte bir yılgınlık ve kabullenme karışımıyla yol alıyorlar. Bir zamanlar sofistikeliğin sembolü olan Parliament, şimdi bazıları için ulaşılamaz görünen bir fiyat etiketi taşıyor. Yumuşak tadıyla bilinen Chesterfield, birçokları için bir lüks haline geldi. Genellikle daha uygun fiyatlı seçenekler olarak görülen yerel markalarda fiyatlarında artış gördü. Bir zamanlar hızlı sigara alımları için birer cennet olan büfeler, fiyat karşılaştırmalarının savaş alanlarına dönüştü. Azalan liralarıyla donanmış sigara içenleri zor seçimler yapmak zorunda kalıyor. Bırakmak için bir bahane daha mı? Türk sigara içenlerinden tepkiler. Sigara fiyatlarındaki son artış, Türkiye'deki sigara içenler arasında büyük yankı uyandırdı. Türkiye sokakları, öfke, boyun eğme ve kara mizah karışımıyla vızıldıyor. İnsanlar, bu yeni fiyat artışının hayatlarını nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Bırakmak için bir bahane daha, diye mırıldanıyor bir adam bir kafenin önünde, sesi alaycılıkla dolu. Bu fiyatlarla sigarayı bırakmak zorunda kalacağız, diyor. Birçoğu için bu son fiyat artışı bir ceza, zaten stresli bir hayata eklenen maddi bir yük gibi geliyor. İnsanlar, artan maliyetlerin günlük yaşamlarını nasıl zorlaştırdığını anlatıyor. Adil değil, diye şikayet ediyor bir sokak köşesinde simit satan bir kadın. Zaten geçim sıkıntısı çekiyoruz, şimdi bir de sigara fiyatları arttı, diye ekliyor. Her şey pahalılaşıyor ve şimdi de bu. Marketlerdeki fiyat etiketleri, insanların bütçelerini nasıl zorladığını gösteriyor. Yine de, öfkenin ortasında bir umut ışığı var. Bazı insanlar, bu fiyat artışını bir fırsat olarak görüyor. Bazıları fiyat artışını sonunda alışkanlıktan kurtulmak için çok ihtiyaç duyulan bir itici güç olarak görüyor. Belki de bu, sigarayı bırakmak için gereken motivasyonu sağlar, diyor bir başka kişi. Sessizliğin sesi, tütün şirketleri kartlarını kapalı tutuyor. Bu, endüstrinin geleceği hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor. Fiyat artışının ardından tüm gözler tütün şirketlerine çevrildi. Tüketiciler bu artışların nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Darbeyi kendileri mi karşılayacaklar, yoksa tüketiciye mi yansıtacaklar? Bu sorular her geçen gün daha da önem kazanıyor. Şimdiye kadar yanıt sağır edici bir sessizlik oldu. Şirketler bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Herhangi bir kamuoyu açıklaması yok, basın açıklaması yok. Bu durum, tüketiciler arasında daha fazla belirsizliğe yol açıyor. Bazıları, şirketlerin herhangi biri atmadan önce satışlar üzerindeki etkisini ölçmek için beklediklerini tahmin ediyor. Bu, stratejik bir bekleyiş olabilir.
Diğerleri ise sessizliğin stratejik bir hamle olduğuna, daha fazla inceleme ve olası tepkilerden kaçınmanın bir yolu olduğuna inanıyor. Bu, şirketlerin dikkatli bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Sebep ne olursa olsun, tütün endüstrisinden gelen sessizlik, Türk sigara içenlerinin hissettiği belirsizliğe ve kaygıya katkıda bulunuyor. Bu belirsizlik, tüketicilerin gelecekteki alışkanlıklarını nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir etkiye sahip olabilir. Boş cepler, boş paketler, sigara içenler için ekonomik etkileri. Fiyat artışı, Türk sigara içenlerinin özellikle de geçimini sağlamakta zaten zorlananların hayatına uzun bir gölge düşürdü. Zaten artan yaşam maliyetiyle boğuşan aileler, şimdi zor seçimler yapmak zorunda kalıyor. Sigara alışkanlıklarını desteklemek için yiyecek, ulaşım veya diğer temel ihtiyaçlardan kısmaları mı gerekiyor? Mali zorluk yadsınamaz. Birçokları için fiyat artışı, bağımlılıklarının gerçek maliyetini ortaya çıkardı. 8. bölüm, dalgalanma etkileri, fiyat artışının Türk piyasasına etkisi. Sigara fiyat artışının etkisi, bireysel sigara içenlerinin çok ötesine uzanıyor. Bir zamanlar sigara satışlarına bel bağlayan büfeler zor günler geçiriyor. Daha yüksek fiyatları ödemeye istekli daha az müşteriyle, büfe sahipleri karlarının azaldığını görüyor. Her zaman gölgelerde gizlenen kara borsa, durumdan yararlanmaya hazır. Genellikle daha ucuz ancak kalitesi şüpheli olan kaçak sigaralar, çaresiz sigara içenleri için giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor. 9. bölüm, puslu bir gelecek mi? Türkiye tütün endüstrisinde fiyat trendlerini tahmin etmek. Türkiye'nin tütün endüstrisinin geleceğini tahmin etmek, dönen bir fırtınada çay yapraklarından fal bakmaya benziyor. Bu endüstri, sürekli değişen ekonomik ve sosyal dinamiklerle şekilleniyor. Kesin olan bir şey var, manzara değişiyor ve ilerideki yol hiç de açık değil. Tütün fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve hükümet politikaları nedeniyle sürekli dalgalanıyor. Fiyat artışı tırmanmaya devam mı edecek, yoksa istikrar mı kazanacak? Bu sorunun cevabı, hem üreticiler hem de tüketiciler için büyük önem taşıyor. Sigara içenler uyum sağlamanın yollarını bulacak mı, yoksa sigara içme oranlarında bir düşüş mü göreceğiz? Artan fiyatlar bazılarını bırakmaya zorlayabilir. Bazı analistler, fiyat artışının önemli olmasına rağmen, inatçı sigara içenlerini caydırmayacağını tahmin ediyor. Bu grup, alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanabilir. Diğerleri ise fiyat artışının artan sağlık endişeleriyle birlikte sigara içme oranlarında kademeli bir düşüşe yol açacağına inanıyor. Sağlık uyarıları ve kamu bilinci bu düşüşü hızlandırabilir. 10. bölüm, pusun ötesinde alternatifleri ve kamu sağlığı girişimlerini keşfetmek. Fiyat artışının gölgesinde bir umut ışığı, sigarayı bırakmaya ve halk sağlığına yeniden odaklanma. Hükümet, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte, sigara içenlerin sigarayı bırakmalarına da yardımcı olmak için çabalarını artırıyor. Sigara içmenin sağlık risklerini ve ekonomik yüklerini vurgulayan kamuoyu farkındalık kampanyaları daha belirgin hale geliyor. Nikotin bantları ve elektronik sigaralar gibi alternatif ürünler, sigara içenleri daha az zararlı seçenekler keşfederken ilgi görüyor. Fiyat artışı, birçokları için bir yük olsa da, istemeden olumlu değişim için bir fırsat yarattı. 11. bölüm, sonuç, düşünme ve değişim zamanı. Duman henüz dağılmadı. Türkiye'de son sigara fiyat artışı, ülke üzerinde bir belirsizlik bulutu bıraktı. Sigara içenler, daha yüksek fiyatların yeni gerçeğiyle boğuşurken, hükümet ve tütün şirketleri sessiz bir irade savaşında kilitlenmiş durumda. Bu fiyat artışının uzun vadeli sonuçları henüz tam olarak anlaşılamadı.